Alpara ekranlarından mutlu sabahlar saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız. Değerli izleyenler piyasaların gündeminde ekonomilerdeki toparlanma emareleri aynı zamanda emtia fiyatlarındaki yükseliş ve bunun beraberinde getirdiği enflasyon endişeleri yer alıyor. Enflasyonist endişelerin artması Fed'in faiz artırımına daha önce gidebileceği yorumlarını da beraberinde getirdi. İşte bu yorumlar küresel endekslerle pay piyasasında ve tahvil piyasasında oynaklığı da beraberinde getirdi. Dün New York Borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Şimdi vadeli görünümü az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde Amerika borsasında düşüşü takip ettik. Yatırımcıların gözü yarın açıklanacak olan 27-28 Nisan FOMC toplantısının yani Fed'in son yapmış olduğu o toplantının tutanaklarını bekliyor yatırımcılar. Yatırımcılar burada ipuçları arayacak. Fed'in faiz artırımına ilişkin ya da atacağı adımlara ilişkin. İşte baktığımızda vadelilerin pozitife döndüğünü görüyoruz. Dow Jones'a yakından bakalım. Evet, Dow Jones %0.29'luk bir değer kazancıyla 34.354 puandan işlem görüyor. Amerikan vadelerinde pozitif bir tabloyu takip ediyoruz. Özellikle beklentileri az sonra konuklarımızla birlikte ele alacağız. Bunun iç piyasaya yansıması nasıl olur? Bunu da konuşacağız. Avrupa borsalarıyla devam edeceğiz. Aldık Dow Jones'u. Şimdi Avrupa'ya döndüğümüzde de özellikle Amerika'da o baş gösteren enflasyon endişelerinin tüm küresel piyasalara yansımasını aynı zamanda Avrupa'da sert bir şekilde hissedildiğini takip ettik ee, özellikle S&P 500 Nasdaq ve Dow Jones'da yükselişi takip ediyoruz dedik vadeli tarafta dün Avrupa İtalya hariç negatif bir kapanış yaptı Londra değer kaybetti Frankfurt'ta ve Paris'te de değer kayıplarını izledik Frankfurt'a yakından bakacağız ee, 15.396 puandan kapanış gerçekleştirdi %0.13'lükte bir geri çekilme vardı Frankfurt borsasında İtalya hariçte günü negatif e, tamamladı Avrupa borsaları Alalım Frankfurt'u bir yandan da Asya borsaları ekranlarınıza yansıyor. Genelinde yükseliş tablosunu görüyoruz. Hong Kong'da %1'in üzerinde yükseliş var. Japonya'da yükseliş %2'nin üzerinde. Asya'nın işlem saatleri içerisindeyiz ve pozitif bir tablo sergiliyor Asya borsaları. Şangay borsasına bakalım yakından. 3520 puan da Şangay borsası. Ve yatay pozitif bir görünümü an itibariyle takip ediyoruz. Özellikle Asya borsalarında pozitif bir tablo hakim. Çin dediğimizde geçtiğimiz hafta emtia fiyatlarında gelen e, özellikle e, kar satışları Pay piyasasına yönelim beraberinde getirdiği geçtiğimiz hafta Çin'in devam eden yükseliş grafiğinin bu haftanın ikinci işlem gününde de devam ettiğini takip ediyoruz. Aldık Şangay'da borsa İstanbul'a devam edeceğiz. Borsa İstanbul 100 endeksi de haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı ve günü pozitif tamamladı. Borsa İstanbul 100 endeksinin kapanışı ekranlara yansıyor. %1'e yaklaşan yükselişle 1.454 puan'dan kapanış yaptı. Borsa İstanbul 100 endeksi bu görünümü koruyacak mı yükseliş? Grafiği devam edecek mi? İşte bunu konuklarımızla birlikte ele alacağız. Şunu da belirtelim. Yarın da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bu nedenle borsada yarın da tatil nedeniyle işlem yapılmayacak. Onu da hatırlatmış olalım. Ve devam edelim para piyasalarıyla. Altılı veri seti ekranlara yansıyor. Hem Borsa İstanbul 100 endeksinin kapanışını bir kez daha bu tabloyla ekranlarınıza getirmiş oluyoruz. Aynı zamanda para piyasalarındaki son tablo da ekranlarınıza yansımış oluyor altılı veri setiyle birlikte. Değerli izleyenler dolar endeksi 90.10 seviyesinde. 89'a doğru bir göz kırpma işareti var. Acaba 90 seviyesi aşağı yönlü Kırılacak mı? İşte bunu da ele alacağız seans öncesinde. Dolar TL 8.32'den işlem görüyor. Özellikle Türk Lirası yeni haftanın ilk işlem gününde kayıplarını telafi etmeye başladı. Yeni haftaya 8.46'dan başlayan Dolar Türk Lirası'nda 8.32'nin de aslında altını gördük. Sabahın ilk saatleriyle birlikte işlem görmeye başlamasıyla birlikte 8.30 seviyesine kadar geriledi Dolar Türk Lirası. An itibariyle 8.32'den işlem görüyor. Euro TL tarafında ise 10 lira seviyelerini takip ediyoruz ve euro dolar paritesi de 1.21 seviyesinden işlem görmekte. Az sonra canlı verilere tabloyu bir kez daha döneceğiz ama öncesinde e, gündemin sıcak başlıklarını da ekranlarınıza taşıyacağız. Neler takip ediliyor? Gündemde hangi gelişmeler ön plana çıkıyor? Bunları şimdi madde madde ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler dün kabine toplandı. Toplantı 4 saat sürdü. O toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçti. Özellikle yeni döneme ilişkin, alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşmenin ikinci etabını ele aldıklarını dile getirdi Başkan Erdoğan ve önümüzdeki günlerde de ele aldığımız o maddeleri paylaşacağız ifadelerinde bulundu. Aynı zamanda salgında nefes aldıran desteklerden de bahsetti Başkan Erdoğan. Çiftçiye, esnafa müjdeler verdi. Ayrıntıları izleyeceğiz. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz. 4 saat süren kabine toplantısından esnafa yeni destekler çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan salgında gelir kaybına uğrayan esnaf ve çiftçilere yönelik bir dizi müjde açıkladı. Tam kapanmanın bitmesiyle dükkanlarını açan esnafa iki grup halinde 4 milyar 622 milyon lira karşılıksız kaynak aktarılacak. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, internet kafeler, hamamlar, luna parklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik, kurs işletmecileri yer almaktadır. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Sadece esnafa değil destekler. Bu sene kuraklıktan zarar gören çiftçinin borcu da Ayrıca Erdoğan bakliyat, hububat ve çay alım fiyatlarını da açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçen yıl ton başına 1650 lira olan sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2250 liraya. Geçen yıl ton başına 1275 lira olan arpa alım fiyatını da 1750 liraya yükseltiyoruz. Bakliyat alım fiyatlarımız ise ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca ortalama verimler dikkate alınarak ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacaktır. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Salgının başladığı günden bu yana toplam 661 milyar lira destek sağlandı. Ayrıca 645 bin emeklinin maaşı 1500 liraya çıkarıldı. Değerli izleyenler bu arada Başkan Erdoğan'ın Filistin diplomasisi de devam ediyor. Dün de Başkan Erdoğan Papa ile telefonda görüştü. Özellikle yine gündemde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları vardı. Ve ayrıca Başkan Erdoğan Biden'a da seslendi. Başkan Erdoğan Amerika'nın İsrail'e güdümlü füze satışı yapmasına tepki gösterdi ve Biden'a seslendi. Şöyle dedi: "Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz." dedi. Bir yandan Başkan Erdoğan'ın görüşmelerini de yakından takip ediyoruz. Değerli izleyenler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin için toplanacak. Geçtiğimiz haftalar hatırlayacak olursak 3 kez toplandı ancak e, bir neticeye ulaşılamadı. Perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir kez daha toplanacak ve Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu da bu toplantıya katılacak. Devam edelim bir diğer gündem maddemizle. Ankara heyeti turizm ve aşı için Rusya'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay Rusya'ya gitti. Gündemde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, turizm ve Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlaması konuları yer alacak. Hemen değiştirelim sayfamızı. Güncel maddeleri oldukça yoğun. Tek tek de aktarmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Halka arzlarda teşvikler yolda. Borsa İstanbul'da en az %20 oranında halka arz edilen şirketler için 2 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacak. Bunu ilişkin ayrıntıları da bir araya getirdik. Sizler için hazırladık haberimizi izleyelim detayları. Borsa İstanbul'da ilk defa halka arz edilecek şirketlere vergi teşviki için geri sayım başladı. Borsa İstanbul'da en az %20 oranında halka arz edilen şirketler için 2 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacak. İndirim, kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlayacak ve 5 hesap dönemine ait kazançlara uygulanacak. Söz konusu indirimli uygulamadan finans sektörü şirketleri yararlanamayacak. Yeni dönemde büyük şirketlerin yanı sıra ölçeği yakalayan projeler Başarılı popüler dizi ve filmlerinde borsada işlem görmesi hedefleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığının güncellenen tebliğine göre indirimli orandan yararlanabilmek için payların borsada 17 Kasım 2020'den sonra ilk defa ve en az %20'sini halka arz ediyor olması gerekiyor. Bu oranında 5 dönem korunması şartı geliyor. Söz konusu indirim normal hesap dönemi kullanan mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettikleri kazançlarına yönelik olacak. Evet bir diğer gündem maddemizle devam edeceğiz. Değerli izleyenler 5 teklifi bireysel emeklilik sistemine ilişkin teklif komisyonda kabul edildi. Düzenlemeye göre 18 yaş altındakiler artık sisteme dahil edilebilecek. Bu arada dernek vakıf ve sandıklardaki emeklilik birikimleri de bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecek teklif komisyonda kabul edildi. Hazineden kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek. Bugün yapılacak özellikle bir yıl vadeli olduğunu belirtelim. Bir yıl vadeli altına dayalı ve altına dayalı kira sertifikasının ihracı ihaleleri bugün gerçekleştirilecek. Amerika ile Avrupa arasında şimdi gümrük vergilerinde bir ateşkes olduğunu görüyoruz. Yeni bir dönem başlıyor. O sert rüzgarlar yerini ılımlı bir havaya bıraktı. Özellikle hatırlayacaksınız Trump döneminde gümrükle ilgili o tartışmalar dorağa ulaşmıştı. Gerilim doğuğa ulaşmıştı ve şimdi orada ılımlı bir hava oluşmuş. Durumda gümrük vergisi artışları Amerika ve Avrupa arasındaki o gümrük vergisi artışları askıya alındı. Bir diğer gündem maddesi Dünya Ekonomik Forumu'na ilişkin 2021'deki bu yıl düzenlenecek Singapur'da düzenlenecek olan ekonomik Dünya Ekonomik Forumu iptal edildi. 2022'nin ilk yarısında gerçekleştirileceği de bildirildi. Değerli izleyenler bu arada Fitch'ten de dijital paraları ilişkin bir açıklama geldi. Dijital para finansal sistemi bozabilir dedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, merkez bankalarının dijital para birimlerini değerlendirdi. Fitch yaptığı açıklamada dijital para birimlerine ilişkin risklerin iyi yönetilememesi durumunda finansal sistemde aksamaların görülebileceğini vurguladı. Fitch, merkez bankaları tarafından genel amaçlı dijital para birimleri oluşturulmasının, perakende sektöründe otoriteler tarafından desteklenmiş nakit dışı ödeme seçeneğinin sunulabilmesi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktardı. Açıklamada, eğer merkez bankalarının dijital para birimleri nakitten daha düşük bir kullanıcı gizliliği sunar, elektronik cüzdanlarda tutulan miktarı sınırlarsa kullanıcılar bunları kullanmaktan uzak durabilir ifadesine yer verildi. Fitch, dijital para birimlerinin perakende sektöründe geniş çaplı kullanımının, ödeme sistemleri hizmetleri sunan sistemler ve merkez bankalarına işlemlerin takip edilebilmesi imkanı tanıyacağı, bunun da mali suçlarla mücadeleye katkı sunacağı bildirildi. Veri takvimini hemen ekranlarınıza taşıyacağız. Gündemi sıcak başlıklarını paylaştık. Bugün hangi verileri izliyor olacağız, neler açıklanacağız onları da hemen aktaralım. İçeride kısa vadeli dış borç stonu takip edeceğiz. İşsizlik oranını alacağız ve Japonya'dan büyüme verisi geldi. Değerli izleyenler yıllık %5.1 oranında daraldı Japonya ekonomisi. Euro bölgesi büyüme verisinde bugün takip ediyor olacağız. Ve piyasa yeni güne nasıl başlayacak? Özellikle fiyatlamalar açısından en baskın konu başlıkları neler? Şimdi bunları konuğumuzla birlikte ele alacağız. Değerli izleyenler, Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge şimdi seans öncesinde bizlere eşlik edecek. Cem Bey'e hemen dönelim ve bir günaydın diyelim öncelikle. Günaydın Cem Bey, hoş geldiniz seans öncesine. Günaydın, hoş bulduk. Dilerseniz içerideki e, kapanış rakamıyla başlayalım önce. Borsa İstanbul'la başlayalım. Özellikle haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı. E, aynı zamanda pozitif de bir kapanış gerçekleşti. Ve yarın da işlem görmeyecek Borsa İstanbul. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yine aslında e, kısa bir hafta olacak bizim için. E, peki bu kısa haftada borsadaki e, bu aldığımız yükseliş emaresinin devamını bekliyor musunuz? Evet devam edebiliriz. Yani dün endeksimiz açıkçası pozitif yönde bir e, beklentiler hani biraz biz kapalıyken yurt dışı piyasalarda hava karışık olduğu için acaba pazartesi günü özellikle bu bayram sürecinde buçukları gördükten sonra kur e, piyasaları nasıl e, bir tepki bekliyor? Bu merak konusuydu ama açıkçası pozitif yönde piyasa bizleri şaşırttı ve dün e, oldukça Kuvvetli bir gün geçirdik. Bugün bugün bunun devamı gelebilir. Çünkü yurt dışına baktığımız zaman yurt dışı piyasalarda e, seyir pek de fena değil. Yani e, malumunuz yani özellikle Amerika endeksleri e, çok yüksek seviyelerde ki S&P 4200 gibi çok önemli bir direnç seviyesini aşmakta zorlanıyor. E, tabii e, burada hareket çok sert oldu yurt dışında. Ve şunu da unutmayalım. Ee, geçtiğimiz günlerde başlayan bu enflasyonla ilgili kaygılar e, halen piyasada yani yukarı yönlü hareketleri bir miktar sınırlıyor gibi gözükmekte ama e, totale baktığımız zaman ya da dip toplamı baktığımız zaman yurt dışında da hala havanın ben olumlu olduğunu düşünüyorum. E, bugün de e, özellikle Asya borsalarındaki bu olumluluktan biz desteğimizi bulabiliriz gibi gözüküyor. Dün malumunuz bankaları çok kuvvetliydi. İşte Ereğli Demirçelik gibi özellikle endeks üzerinde çok ciddi bir ağırlığı olan bir hisse e, negatif bir performans göstermesine rağmen e, endekse kapanışın kuvvetli olduğunu gördük. Bu sabah bir baktığımız zaman özellikle emtia fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket görmekteyiz ki bu da Ereğli gibi endeks üzerinde ağırlığı çok önemli ve etkili olan bir hisseye pozitif bir yönlü destek verebilir. Bu da endeksin ben gün içinde yeni bir e, yükseliş içinde olma ihtimali daha e, daha yüksek olarak düşünmeme açıkçası sebebiyet vermekte. Dediğim gibi e, hem bugün Ereğli listesinde hem de bankalarda alımların devamını e, beklemekteyim. Peki Cem Bey şimdi en çok kaybettiren tarafta dün %2'nin üzerindeki düşüşte metal ana sanayi oldu sizin de belirttiğiniz gibi. Ereğli ön plana çıktı. Peki buradaki yani bayram öncesini hatırlayacak olursak iyi bir performansı vardı. Sizin de belirttiğiniz gibi endeks üzerinde de ağırlığı olan bir hisseden bahsediyoruz. Peki dünkü dalgalanmayı neye bağlıyorsunuz? Demir çelik fiyatlarında da bu arada biz tatildeyken rekor seviyeleri gördük yine yüksek seviyelerden devadeler işlem görmeye devam ediyor. Dünkü satış bir kar satışı mıydı? Dünkü dalgalanmayı neye bağlıyorsunuz? Evet sonuçta baktığımız zaman şu an haline yani Ereğli el zaten bizim en beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. Kurum olarak, hem bilançosu olarak hem de önümüzdeki beklentiler olarak ama tabii bunun bunun yanında demir çelik fiyatları özellikle bu tip hisseler çok birebir etkili oluyor. Sizin de belirttiğiniz gibi demir çelik fiyatlarında son aylarda çok ciddi bir yükseliş olmuştu ama son bir ay, son bir haftalık süreçte de yani yaklaşık %9'luk bir geri çekilme, bir kar satışı da Söz konusuydu ki dün sabah da bunun böyle olduğunu gördük. Tabi bu birebir dün Ereğli üstünde baskı oluşturdu. Ama bu sabah baktığımız zaman yine baz metallerde Asya'da havanın olumlu olduğunu görmekteyiz. Yani demir çelik fiyatları yukarı gittiği sürece Ereğli demir çelik hissesi yukarı yönü buna eşlik etmeye devam edecek gibi gözükmekte. Peki bankacılık endeksinde dün %2'nin üzerinde bir yükselişi gördük ki alımlar devam edebilir dediniz. Holding'de %1'e yaklaşan bir yükseliş vardı. Özellikle bankacılığın ağırlığının önümüzdeki gündeki bu beklediğiniz performansta ağırlığı söz konusu olacak mı? Yani bankacılık öncülüğünde mi devam eder bu yükseliş hareketi? Açıkçası bunu öngörmek pek kolay değil. Yani bir kere şunu söyleyelim artık da eskisi kadar bankanın endeks üzerinde ağırlığı yok yani. Hatırlayalım hani eskiden iki bankayı aldıkları zaman diğer hisseler yerinde bile saysa e, endeks çok sert hareketler görmekteyiz. Ama tabii bu artık yeni düzende böyle değil. Yani sanayi şirketleri e, bankalardan daha fazla endeks üzerinde etkili olmaktalar. Tabii ki gereğiyle yayılacak sağlıklı bir yükseliş olması için bunun topyekün hem bankalarla hem sanayilerle gerçekleşmesi gerekmekte ki istediğimiz zaten bu yönde. Tabii öte yandan baktığımız zaman zaten Türk bankacılık sektörü özellikle son dönemde açıkladığı pozitif bilançolardan sonra daha da ucuz hale gelmiş durumda. Önümüzdeki süreçte endeksteki bu ucuzluk hikayesi devam eder ise ve buna bağlı alımların ve yabancı ilgisinin bir miktar geri döndüğünü görürsek tabii bankalar burada başı çekebilir. Ama dediğim gibi bu yükseliş gerçekleşirse sadece bankalarla olacak gibi gözükmüyor. Ben sanayi şirketlerinin de olumlu ve bilançolarla birlikte bu harekete ayak uydurmasını daha yüksek senaryo olarak görmekteyim. Peki dilerseniz kurla devam edelim. Şimdi Türk Lirası yeni haftanın ilk işlem gününde özellikle kayıplarını telafi etti. Bunu takip ettik. 8.46'lardan başlamıştı ki bugün üzerinde bakacak olursak 8.30'larda orada bir geri çekilme hareketi olduğunu gördük. Buradaki trendi nasıl yorumluyorsunuz? Evet yani yurt dışındaki e, hareket birebir yine TL üstünde etkili olmaya devam etmekte. Ki dün hatırlayalım e, yurt dışında dolar değer kaybetti. E, bu sabah da baktığım zaman aynı seviyelerin hatta bir miktar daha olumlu seviyelerin yani dolar için negatif bizler için olumlu seviyelerin söz konusu olduğunu görmekteyiz. Parite 1.2165 65 seviyesinde Burada büyük bir ihtimalle 1.22'ye doğru özellikle yarınki FOMC tutanaklarından sonra bir hareket görebiliriz. Tabi bu da daha güçsüz bir dolar anlamına gelmekte. Bu da tabi TL'ye olumlu yönde katkı verecektir. Ama tabi baktığımız zaman öte yandan TL'de çok daha fazla bir değerlenme söz konusu olmayabilir. Çünkü orada belli bir süredir biliyorsunuz 8.20-8.5 bandı oldukça... Ee, önemli olmaya devam ediyor. Tabi giderek yaklaşan bir enflasyon verimiz var. Ee, özellikle Mayıs ayı enflasyonu e, Haziran başı itibariyle e, takip edeceğimiz en önemli verilerden bir tanesi olacaktır. Eğer bu tarafta e, çok negatif bir sürprizle karşılaşmaz isek eğer yurt dışında da dolar ee, zayıf kalmaya devam ederse TL tabii ki bundan olumlu yönde etkilenebilir ama dediğim gibi aşağı yönlü hareketin şu anda sınırlı olacağını düşünmekteyim. Yukarıda da takip ettiğimiz seviye bayram bayram tatilinde e, biz kapalıyken görülmüş olan yurt dışı piyasalarda 8.50 seviyesidir. Şu anda bu seviyenin de bizi üstüne götürecek e, bir gelişme olacak gibi gözükmüyor. Yani kısa vadede baktığımız zaman ya da Mayıs ayı e, kalan günlerine baktığımız zaman 8.20 aşağıda 8,5 buçuk yukarıda şu anda yeni bir bandımız e, haline gelmiş durumda diye diyebilirim. Peki şimdi az önce FOMC'ye de dikkat çektiniz. Özellikle yatırımcıların gözü yarın açıklanacak olan o toplantı tutanaklarında. Şimdi ipucu aranacak. Özellikle bu enflasyon endişelerinin doğru ulaşması ile birlikte acaba FED daha önceden bir adım atar mı faiz artırma ile ilgili? Buna ilişkin bir ipucu aranacak. Özellikle sizce buradan bir ipucu çıkar mı? Aynı zamanda az önce dolardan da söz ettiğiniz dolar endeksi de bu arada neredeyse 89'a göz kırpıyor. Sınırda bir kırılım gerçekleşir mi Cem Bey? Evet. E, açıkçası ben yarın e, ne pozitif ne de negatif yönde bir sürpriz beklemiyorum. E, neden derseniz e, zaten geçtiğimiz bu hani biz kapalıyken geçtiğimiz çarşamba gelen çok yüksek Amerikan verisi 3 aşağı 5 yukarı e, piyasada beklen, bekleniyordu. Gerçi burada beklentiler genelde %3,5 civarında e, kümelenmişti ama ee, negatif yönde sürpriz olması özellikle baz etkiden dolayı ve yüksek emtia fiyatlarından dolayı hem FED'in hem de piyasa oyuncularının beklentisi dahilindeydi. Zaten hatırlayalım geçtiğimiz hafta birçok FED başkanı FED üyesi e, benzer şekilde açıklamalar yaptılar. Yani enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu e, özellikle tapering, yani varlık alımının azaltılması konusunda hala temkinli olduklarını e, bizlere söylemişlerdi. Ben yine aynı görüşlere paralel bir açıkçası tutanak beklemekteyim. E bu şekilde gelirse ne olur derseniz ben piyasaların üzerine çok fazla bir etki yapacağını düşünmüyorum. Zaten genelde şu anda piyasadaki genel kanı e, tapering olacaksa bile bunun 2022 itibariyle gerçekleşeceği ve en er erken bir faiz indirim, faiz artırımında 2023 e, sonu hatta belki 2024'lere sarkabileceği yönünde ama negatif yönde bir e, Söylen görürsek yani şahin bir tutanak bir miktar yurt dışında bu e, gördüğümüz huzurlu ortamı bozabilir. Bu tabi özellikle 10 yıllıklara ve dolar cephesinde negatif yönde yansıyabilir. Ama dedim ki ben bu senaryoyu pozitif senaryoya göre daha düşük ihtimal görmekteyim. E, pozitif senaryoda ise dediğim gibi eğer tutanaklar toplan bir önceki toplantı gibi güvercin kalmaya devam ederse ben e, euro dolarda özellikle 1.22 seviyesinin aşılmasını dolar endeksinde bunun 89'un altında bizi bir yerlere getirmesini ve bunun özellikle gelişmekte olan kurla ve karşı doların bir miktar değer kaybedişi olarak yansıyacağını düşünmekteyim. E ki bence bu ikinci senaryo yani güvercin toplantıya paralel bir tutanaklar daha ana senaryo gibi gözükmekte. Eğer şahin tutanak olursa bence bu piyasalarda negatif yönlü bir fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Peki Cem Tözge çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Özellikle gözümüz yarınki toplantı tutanaklarında olacak diyelim ve size de iyi bir gün dileyeyim. Teşekkürler. İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge sorularımızı yanıtladı. Özellikle e, öne çıkan gelişmeleri konuşmaya, ele almaya devam edeceğiz. Ama şimdi borsa açılmadan önce günün öne çıkan şirket haberlerini ve son gelen bilançoları paylaşacağız. Bir de borsa dün nasıl kapandı kısmını son bir haftalık grafiklerle de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Devam ediyoruz. <laughs> Değerli izleyenler Borsa İstanbul dün günü yükselişle tamamladı. Haftaya yükselişle başlamıştı. Son bir haftalık grafik ekranda 1454 puanda kapanış yaptı. Son bir haftanın tepe noktasında da özellikle yeni hafta itibariyle baktığımızda 1454 seviyesini görüyoruz. 17 Mayıs 1454 puan seviyesi bu haftanın zaten tepe noktasında bulunuyor. Dünkü kapanış rakamı. Dün bankacılık endeksinde özellikle az önce Cem Bey'in de belirttiği gibi önemli bir yükseliş hareketini gördük. %2.29'luk primle 1164 puandan bankacılık Endeksi günü sonlandırdı. Özellikle bankacılık ve metal ana sanayi tarafına değindi ki Ereğli tarafında da alımların geleceğini beklendiğini dile getirdi. Gem, Tözge. Bu arada metal ana sanayi de ekrana yansıdı. Dünkü performansa baktığımızda %2'nin üzerinde değer kaybetti. En fazla kaybettiren tarafta yer aldı. 5.540 puandan da günü tamamladı. Dün holding endeksi %0.94'lük bir yükselişle 1.264 puandan günü sonlandırdı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıransa %3.36 ile finansal kiralama ve factoring yer aldı. En fazla kazandıran tarafta 1.038 puandan da günü sonlandırdı. E, finansal kiralama ve faktoring. Efendim devam edeceğiz. Şimdi hem son gelen e, bilançoları aktaracağız, aynı zamanda şirket gelişmelerini, haberlerini sizlerle paylaşacağız. Değerli izleyenler ilk sırada Alarko Holding'i görüyoruz. alarko Holding ilk çeyrekte 43.1 milyon lira kar elde etti. Ayrıntıları ekranlarınıza taşıyacağız. Şirket birinci çeyrek 2021 yılının birinci çeyreğinde 43.1 milyon lira ana ortaklık net dönem karı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 17.5 milyon lira ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri... E Birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %4.3 oranında artış gösterdi. Bürüt karında da %31.1 oranında bir azalma söz konusu 49.8 milyon lira oldu. Bürüt karı operasyonel giderleri ise aynı dönemde %9.8 oranında azalmış ve 28.3 milyon lira oldu. Diğer faaliyetlerden de 133.2 milyon lira gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %47.7 oranında artış gösterdi. Peki Alarko dün günü nasıl kapattı? %2'nin üzerindeki primle kapattığını görüyoruz. Son bir yıllık grafikte ekranda 10 lira seviyelerinden Alarko Holding dün günü sonlandırdı. Bir diğer şirkette devam edeceğiz. Değerli izleyenler Banvit'in de satış gelirleri 1.1 milyar lira oldu. Birinci çeyrek bilançosunu açıkladı e, ve Banvit'in birinci çeyrek bilançosuna baktığımızda 15.7 milyon lira net dönem zararı açıkladığını görüyoruz. Şirketin geçen yılın aynı döneminde... 34.2 milyon lira net dönem e, zararı kaydettiği duyuruldu. Şirketin satış gelirleri de birinci çeyrekte 2020'ye göre yani aynı döneme göre %36.7 oranında artarak e, artış gösterdi. Ve brüt karında da %129 oranında bir artış takip ettik. Peki Bamit bandırma e, sınırlı negatif olarak e, tabi yorumlandı bu arada bu bilanço piyasa tarafından. Peki dün günü nasıl kapattı Bamit ona bakalım. 59 lira seviyelerinden kapattığı son bir yıllık grafiğinde tepe noktasında 68 lira seviyelerini takip ediyoruz. Odaş Elektrikle devam edeceğiz. Odaş Elektriğinde satış gelirlerinde artışı takip ettik, 42 oranında bir artış söz konusu. Hemen birinci çeyrek bilançosuna bakalım. Piyasa tarafından nötr olarak algılandı. Odaş Elektrik birinci çeyrek 2021'in birinci çeyreğinde 190.8 milyon lira ana ortaklık zararı kaydetti. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 147.6 milyon lira ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Satış gelirleri tarafında %42 oranında büyüme gösterdi ve 277.2 milyon liraya çıktı satışı, satışların maliyetinde de %31'in üzerinde bir artış görüldü ve bunun sonucunda Odaş Elektriğin brüt kârı da aynı dönemler itibariyle %105.2 oranında artarak 58.1 milyon liraya yükseldi. Hemen Odaş Elektriği'nde dünkü kapanışını ekranlarınıza getireceğiz. %0.39'luk yükselişle 2 lira 57 kuruş seviyelerinden günü sonlandırdı Odaş Elektrik. Ulusoy Un da ilk çeyrek bilançosunu paylaştı. Bilançoda öne çıkan rakam 11.5 milyon lira oldu. Kar açıkladı 11.5 milyon lira değerinde Ulusoy Un. Ve şirketin geçen yılın aynı dönemine baktığımızda 19.4 milyon lira net dönem karı kaydettiğini takip etmiştik. Şirketin satış gelirleri de birinci çeyrekte bir önceki döneme göre yani... 2020'nin birinci çeyreğine göre %39.3 oranında artarak 1.476 milyon liraya yükseldi. Brüt karı %85 oranında düzeltiyorum özür dilerim. Brüt karı %18.5 oranında artış gösterdi. Bunu da belirtmiş olalım. Yine piyasa tarafından nötr olarak algılanan bir bilanço. Peki dün Ulusoy un günü nasıl sonlandırmış onu da hemen ekrana taşıyacağız. %2'nin üzerinde değer kaybıyla 5 lira 42 kuruş seviyelerinden Ulusoy Sanayii günü sonlandırdı. Ve Yunsa ile devam edeceğiz. Yunsa 2021'in ilk 3 ayında 6.3 milyon lira zarar elde etti, zarar açıkladı. Hemen onun da ayrıntılarına şöyle bir göz gezdirdiğimizde. Birinci çeyrekte 6.3 milyon lira net dönem zararı açıkladığını görüyoruz. Şirket geçen yılın aynı döneminde 6 milyon lira net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri birinci çeyrekte 2020'nin birinci çeyreğine göre %57 oranında azaldı. Bürüt karında %90'ın üzerine bir azalışı takip ettik. Şirketin bürüt kar marjı ise 16.7 puan azalış kaydetti ve %5 olarak gerçekleşti. Yunsa'nın kapanışını ekranlarınıza taşıyoruz. %4'ün üzerinde bir düşüş söz konusu. %4.74'lük prim kaybıyla 12 lira 66 kuruş seviyelerinden Yünsa dün günü sonlandırdı. Aydem ve Çanık'ı 2 enerji şirketiyle devam edelim. Aydem yenilenebilir enerjiden 22. 9 milyon liralık kar açıklamasını takip ettik. Değerli izleyenler özellikle son dönemde halka arz olan şirketleri takip ediyoruz. 2021 ve 2020'de halka arz olan şirket bilançoları arasında yer alıyor Aydem. Aydem Yenilenebilir Enerji 29 Nisan 2021'de borsada işlemlere başladı. Şirket birinci çeyrekte 22.9 milyon lira net dönem karı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 280 milyon lira net dönem zararı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri de 2020'nin birinci çeyreğine göre %27'lik bir azalış kaydetmiş. Brüt karında %59'luk bir azalış söz konusu. Operasyonel giderleri de aynı dönemde %14 oranında azalış göstermiş. Faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %65 oranında azalmış. Çan 2 termikle devam edelim. Çankırı Termi'nin satış gelirlerinde de %56'nın üzerinde bir artış söz konusu. %56.8 oranında artış kaydetti. Çankırı Termik de bu arada 30 Nisan 2021'de borsada işlem görmeye başladı. 160.6 milyon lira net dönem zararı açıkladı birinci çeyrekte. Şirketin geçen yılın aynı döneminde ise 114.2 milyon lira net dönem zararı kaydettiğini takip etmiştik. Şirketin satış gelirleri de birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %56.8 oranında arttı. 237.7 milyon liraya yükseldi. Brüt karı %61.2 oranında artış gösterdi. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %11'in üzerinde bir azalış gösterdi. Çan 2 termikte 30 Nisan 2021'de borsada işlem görmeye başlayan bir diğer şirketi. Kervan Gıda hatırlayacaksınız o da yeni aslında halka arz olan şirketler arasında yer alıyor. Kervan Gıda'dan ilk çeyrekte 54.1 milyon lira değerinde karı takip ettik. 4 Aralık 2020'de borsada işlemlere başladı Kervan Gıda'da. Birinci çeyrekte 54.1 milyon lira ana ortaklık net dönem karı açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 19 milyon lira ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri bu arada birinci çeyrekte 2020'nin birinci çeyreğine göre %28.9 oranında artış gösterdi. Brüt karında %35'in üzerinde bir artış söz konusu ve şirketin brüt kar marjı da birinci çeyrekte 1.5 puan artışla %32.1 olarak gerçekleşti. Operasyonel giderlerde de aynı dönemde %34.3 oranında bir yükseliş söz konusu bunu da aktarmış olalım. Hemen kervan gıdanın kapanışına da bir bakalım. %1.12'lik düşüşle 16 lira 70 kuruş seviyelerinden Kervan Gıda günü sonlandırdı. Değerli izleyenler, son gelen bilançoları ekranlarınıza taşıdık. Özellikle şimdi hafta sonlarında da gelen bir başlıkla devam edeceğiz. Spor hisselerinden söz edeceğiz, özellikle burada Beşiktaş'ı anlatacağız çünkü Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş'tı. Dün de zaten şampiyonluk sonrasında kapanışını takip ettiğimiz ilk gündü. Bakalım öncelikle Beşiktaş dün günü nasıl sonlandırmış %2.31'lik düşüşle 8 lira 90 kuruş seviyelerinden günü tamamladı. E tepe noktasında da 13 Nisan tarihini görüyoruz. 13 lira 51 kuruş seviyeleri de son bir yılın tepe noktasında bulunuyor. Dün %2'nin üzerinde prim kaybıyla e, günü sonlandırdı Beşiktaş. E, Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş bu arada Borsa İstanbul'da yatırımcısına kazandırdı. Yılbaşından bu yana baktığımızda Beşiktaş hisseleri yaklaşık %140 oranında değer kazandı. Beşiktaş yeşil sahalardaki başarılı performansını borsaya da taşıdı. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Borsa İstanbul'da işlem gören 4 kulüp içerisinde yılbaşından bu yana en iyi getiriyi sağlayarak rakiplerini geride bıraktı. Yılbaşından bu yana Beşiktaş hisseleri yaklaşık %140 değer kazandı. Geçen seneyi 4,04 liradan tamamlayan siyah beyazlı kulübün hisse senedi fiyatı, ligde alınan olumlu sonuçlarla geçen ay 13,51 liraya kadar yükseldi. Fenerbahçe yılbaşından bu yana yaklaşık %23 değer kaybıyla 22,60 lira seviyesine indi. Fenerbahçe yılbaşından bu yana %20 düşüş gösteren Galatasaray takip etti. 2020'yi 4,05 liradan tamamlayan Galatasaray hisseleri 3,20 bandından işlem görüyor. Trabzonspor hisseleri ise yılbaşından bu yana yaklaşık %9 değer kaybetti. Değerli izleyenler seans öncesine devam ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün şimdi de bizlere eşlik edecek. Barış Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Aslında bir yandan özellikle yatırımcıların odağındaki Fed ve enflasyon başlığıyla başlamak isterdim ama... Az önce de ekrana getirdik. Şimdi spor hisselerinden bahsettik. Spor endeksi az önce ekrandaydı. Bankacılık tarafını konuşuyoruz. Orada da önemli primleri takip ettik. Bir yandan da yine gündemde yer alan emtia fiyatları var. Ve bunların zaten küresel çapta pay piyasalarının yansımasını takip ediyoruz. O yüzden dilerseniz hemen biz içeride endeksle başlayalım. Sizin de bir yorumunuzu duyalım. Borsa İstanbul'daki dünkü kapanışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yarın, işlem, yarın aslında işlem görmeyeceğini de belirtelim. Yine içeride kısa bir hafta oldu olacak ama bu kısa haftada evet. nasıl bir performans sergiler. Evet yani borsa İstanbul tarafı e, yani iyi gidiyor diyebiliriz. Yani düşük işlem hacimleriyle gidiyoruz ama e, kademe kademe e, yani yukarı doğru gitme e, çabası gösteren bir e, hareket eğilimi var aslında baktığımızda genel itibariyle. Son zamanlarda e, biraz daha e, bu yükselişe ufak da olsa destek vermeye başlayan bir bankacılık endeksi var. E, onun bir katkısını görüyoruz. Son günlerde özellikle benim takip ettiğim tabii ki bu özellikle bu tam kapanmadan yavaş yavaş çıkıp ya işte kısmi kapanmadayız şu anda aslında yine Haziran başı itibariyle biraz daha işte bu kısıtlamaların kaldırılması hatta belki de tamamının kaldırılmasıyla birlikte daha normal bir hayata geçiş aşamasıyla biraz daha işte hizmet sektörünü ilgilendiren şirketlerin daha hareketli olabileceği bir beklenti içerisinde diye düşünüyorum ben piyasalar. Dediğim gibi başladı. Bankacılık endeksi çok uzun bir vadenin e, yükseliş trendinde e, korunurken onun dibine kadar geldi bu trendin. Buradan destek aldı bu trend. Şöyle söyleyebiliriz. E, aylık bazlı grafiğe bakabilen yatırımcılar eğer bakabilirlerse ona o grafiğe. Yaklaşık 13 yıldır devam eden bir yükseliş trendi var ve Nisan ayında o trend test edilmişti. Onun üzerinde tekrardan kaldı. Bu daha önce defalarca denendi bu trend. 2008'de, 2018'de, e, 2020'de hep test test edilmişti. Tekrardan test edildi ve işte buradan tepki almaya çalışıyor bunda bir katkısı var. bankalardan gelen bazı bilançolar özellikle Garanti Bankası öncünde baktığımızda çok iyi gelmişti. bir miktar orada bir kırpılmanın olduğunu. Bunda endekse bir miktar dosa ağırlık azalsa da aslında bankacılık endeksinin bir miktar da katkısının olduğunu söylemek lazım. sanayi tarafında yine iyi bilançolar geldi. ilk çeyrek itibariyle baktığımızda dün az önce siz de özetlediniz. Yeni halka arz olan şirketlerin de kârlılığında artışlar olduğunu görüyorum. yeni diğer şirketlerden de özellikle katkılar var. Bunun dışında emtia fiyatları yükselişiyle ilgili olarak yükselen hisseler var, şirketler var. Bunların başında Ereğli geliyor, demir-çelik fiyatlarındaki yükselişle birlikte. Yani tüm bunlara baktığımızda e, bir risk e, algısı, e, düşüşü yok ve bu da endekse katkı veriyor. O yüzden de belli başlı bazı destek seviyeleri üzerinde kalarak yukarı hareketin devam ettiğini görüyoruz. E, bu noktada benim gördüğüm e, 1425-1400 bölgesi üzerinde bir tutunma sağlanmış gibi gözüküyor. İleri yönelik beklentilerde de şu anda özellikle demin de bahsettiğim gibi hizmet sektörü ağırlıklı şirketlerinde katkısı olmaya başlarsa sanayi kesiminin de etkisiyle birlikte bence bir toparlanma eğiliminin devamından bahsedebiliyor olacağız gibi gözüküyor. Yani burada benim gördüğüm ilk etapta geçilmesi gereken belli başlı direnç seviyeleri de var açıkçası. İlk etapta benim gördüğüm 1470 var biraz daha yukarıda 1485 bu iki direnç seviyesinde üzerine bir geçiş yapıp onun üzerine bir kalıcılık aramamız lazım bunun olabileceğini düşünüyorum. Yani şu aşamada ekstra yani böyle bir iç ve dış siyasi anlamda olumsuz bir gelişme olmadı müddetçe ki şu an görüntüde bunun etkisi yok gibi gözüküyor bu aşamada. Yani bunda global anlamda risk iştahı düşüşü hızlı bir şekilde meydana gelmezse ki şu anda görüntüde onun da olmadığını görüyoruz. O yüzden endeksin kademe kademe yukarı yönlü hareketinin eğiliminin sürmesini bekliyorum ben. E bu katkılarla birlikte az önce bahsettiğim Burada benim gördüğüm 19 Mart'ta bir gap var. Yani 19-22 Mart'ta bir boşluk var. Bu boşluğun kapanacağı yer 1511 seviyesi. Açısı 1485 bir kapanış meydana gelirse yavaş yavaş oraya doğru bir hareketinde olmasının şu aşamada yani şu görüntüde baktığımızda mümkün olduğunu açısı düşünüyorum. Yani bugün kısa vadelerin bugüne baktığımızda Avrupa'da ABD vadelerinde pozitif bir seyir var. Enflasyon endişeleri belki birazdan belki daha detaylı konuşuruz. Enflasyon endişeleri zaman zaman piyasalarda dalgalanma yaratıyor fakat özellikle FED yetkililerinin açıklamaları hala aslında belli bir e, düzeyde devam ediyor. Yani yakın bir vadede faiz arttığını beklemiyorlar. Enflasyondaki yükselişi geçici olarak yorumlamaya devam ediyorlar ve özellikle istihdam tarafına odaklanıyorlar. Bu da özellikle piyasalar üzerinde, risk varlıklar üzerindeki baskıyı zaman zaman azaltıyor tekrardan. O yüzden o yükselişi bugün itibariyle tekrar görüyoruz ABD vadelerinde. Asya'da da yine yükselişler var bugün. O yüzden endekse bugün pozitif bir başlangıç yapmamız e, muhtemel gibi gözüküyor bu görüntüyle dışı, dış, dış piyasanın etkisiyle. O yüzden benim gördüğüm ilk etapta bir 1470 sonra da 1485 üzerine bir tutunma. Aşağıda da kısa vadede benim gördüğüm e, bugünkü baktığımızda destek seviyesi olarak yani 1435 gibi yer bir yer yani 1435-1440 gibi bir yerde de destek olmasını beklemek açısı endeksin. Peki eğer yükseliş e, trend devam ederse de orada Gepli bölgeye dikkat çektiğiniz 1511 puan seviyesi dediniz. İyi, e, o seviyede önemli altını çizmek istedim. Peki e, Barış Bey şimdi az önce Fed'den hazır bahsettiniz. Mesela dün bir televizyon programında konuşan Atlanta Fed Başkanı Bossey'in açıklamaları var ve şöyle diyor. Para politikasında e, değişikliğe gitmek için herhangi bir neden olmadığını savundu. Şimdi yarın özellikle yatırımcıların odaklanmış olduğu konu e, yine Amerika'ya ait. E, FOMC yani bir önceki Nisan toplantısının toplantı tutanaklarını yarın alacağız. Orada tabii ipuçları da aranmaya çalışılacak ama bir ipucu çıkar mı? E, sizce Fed vaktinden önce daha önce e, bahsetmiş olduğu takvimden önce yönünü değiştirir mi? Ne dersiniz? Yani bir faiz artırımına erken bir faiz artırımına gider mi? Açıkçası yani son birkaç gün yani geriye gidersek e, çok fazla sayıda Fed yetkilisinin konuşmasına şahit olduk. Az önce bahsettiğin gibi senin de ben de buna bir ek yapayım. Dallas Fed Başkanı da bir konuşma yaptı. O konuşmasında da hani faiz oranlarının işte gelecek yani 2022 sonuna kadar e, beklemiyor. Yani 2022'nin sonuna doğru bir faiz arttırma yani yakın bir vadede aslında faiz arttırma olmasını beklemediğini söylemiş. E, diğer fiyat yetkilileri de bu şekilde açıklamalar yapıyor. Genel itibariyle enflasyonda evet son e, uzun zamanlar işte 12-13 yılının en yüksek seviyesine e, ulaşıldı Amerika'da. Fakat bu yükseliş normal şartlardan kaynaklanan bir yükseliş değil. Yani Burada özellikle hani büyük bir salgın dönemi geçirdik 2020 içerisinde. 2020'de de devam etti bu da zamana kadar. Ve ciddi destekler sağlandı. Ve bu desteklerden yavaş yavaş ekonomik toparlanmaya doğru bir gidişat. İşte virüs etkisinden aşı yapmanın da artmasıyla birlikte biraz daha toparlanma eğiliminin hız kazandığı, işte tasarrufların harcamaya doğru döneceği, bir beklenti artmaya başladı. Ve bu özellikle tüketim tarafındaki artış sanayi tarafında canlılığı da tabii destekliyor. Doğal olarak bu hem e, talep kaynaklı artış hem de arz kaynaklı sıkıntılarla birlikte özellikle emtia fiyatlarında yükseliş meydana getirdi. Buradan kaynaklı bir hem üfe yani hem maliyetler tarafında hem de e, tüketici kaynaklı olarak işte enflasyon tarafında bir yükseliş e, hızlanması meydana geldi ama gene itibariyle az önce de bahsettiğim gibi e, son gelen mesela tarım dışı istihdam verisinde toparlanma yok. Hatta tam tersine beklentinin çok az altında bir artış meydana geldi. O yüzden yani FED yetkilileri olayı buraya bağlamaya devam ediyorlar. Yani enflasyon yükseliyor fakat bu özellikle salgın etkisinden kaynaklı bir şu anda yükseliş. E, MTF fiyatlarında meydana gelen bir hızlı artmış, artış ve arz endişeleri ortadan belki de kalktıktan sonra bunun o toparlanması meydana gelecek ve bu enflasyondaki yükseliş geçici bir hale bürünecek ve tekrardan işte 2'nin belki de çevresinde dolanmaya devam edecek. Belki altına doğru iniş yapacak bekliyorlar diye düşünüyorum. E, o yüzden de e, açıklamalar bu minvalde devam ediyor. Yani o yüzden kısa vadede bir faiz artırım ihtimalinin e, bu toplantı tutanaklarında hani belki konuşulmuştur enflasyonun yükseliş nedenlerine değinilmiştir. Fakat e, hep birazdan yapılan açıklamalara bakıldığında yani toplantı tutanaklarından kısa vadede bir faiz arttırma ihtimalinin e, ortaya çıkacağına dair bir görüşün ben e, sinyal olarak alınacağı açısı beklemiyorum. O yüzden de e, ...bilinen şu andaki gerçek e, devam ediyor aslında fiyatlanmaya. O yüzden bu gerçek toplantı metninde de büyük ihtimalle ortaya çıkar. O yüzden e, benim beklentim bu toplantı metninden sonra... E, ...piyasalarda e, eyvah hani yakın bir vadede faiz arttırımı gelecek... ...tabir alınır hızlı bir şekilde e, azaltılmaya başlanma ihtimali... ...fiyatlaması olacakmış gibi açısı bana gözükmüyor diyebilirim. Peki Barış Bey şimdi bu ortamı ve e, etkilerini nasıl değerlendirmek gerekir? Yani son birkaçla baktığımızda hemen hemen... E, her şeyin yükseldiğini takip ettik değil mi? İşte gayri piyasaları evet. yükseldi, tahvil yükseldi. Şimdi emtiada o yükseliş hareketini takip ediyoruz. Hemen hemen hem metal ana sanayi tarafında, hem tarım tarafında bir yükseliş var. Şimdi böyle bir ortamda da herhalde yönetmek de oldukça zor olsa gerek. böyle bir ortamda Doğru. yatırımcıya ne önerirsiniz? Hı hı. Ya hakikaten yani güzel bir soru sordun aslında. Yani öyle bir hani dönem içerisinden geçtik ki, yani belli başlı hani gerçekleşen hani bir korelasyonun olduğu belli başlı işte yatırım araçları arasında korelasyonun hani bozulduğu dönemler yaşadık. Hala da yaşıyoruz aslında. İşte altın yükseliyor onunla birlikte hisseler de yükseliyor. Faizler yükselirken hani hareketler yine beklenmedik şekilde değişkenlik gösterebiliyor. Böyle bir dönem içerisinde tabii ki yatırım kararı almak oldukça zor. Ama herhalde şu aşamada hani yapılması gereken ne diye baktığımızda yani birkaç şey yani aslında aynı şekilde aslında devam edecek gibi herhalde diye düşünüyorum ben. Yani destekler sürecek. O bir kere herhalde bunu bu şekilde yorumlamamız lazım. Yani fet yetkilileri bu şekilde bir yorum yapıyorsa eğer bunun da hani sözlü yönlendirmesi bile başlamadı. Hala desteklerin ihtiyaç olduğu söyleniyor. Evet bir varlık hani balonu oluştu bu düşük faizlerle, düşük desteklerle birlikte. Fakat gelinen nokta itibariyle bunun devamına dair beklenti de var ve Yavaş yavaş yani tek umudumuz şu anda aşılamanın artmasıyla birlikte ekonomilerin global ölçekte daha toparlanma yolunda gitmesi. Enflasyon yaratacak bu tabii ki. Ama bu destekler de devam edecek. O yüzden bunun ben orta uzun vadede bir miktarda özellikle riskli varlıklar üzerinde pozitif etkiler yaratmasını bekliyorum. Mesela hani bilanço sezonlarına bakıyoruz. İlk çeyrek bizde de iyi geldi. İşte sonuçlara baktık iyi geldi. Amerika'da da bilanço sonuçlarına bakıyoruz. Orada da iyi sonuçlarla karşılaşıldı. Yani o yüzden hani biraz daha sanki riskli varlıklarda yukarı pozitif hareketlerin devamı olacakmış gibi açısı ben düşünüyorum. Her ne kadar aşırı değerleme noktalarına gelinse de yeni yüksek seviyeleri görme ihtimalimiz olabilir Bununla birlikte yatırımcılar e, önümüzdeki süreç içerisindeki enflasyondaki yükselişin gerçekleşmesi ihtimaline karşı olarak e, buna dayalı koruma aracı olarak da aslında e, altını da bence e, burada e, e, biraz daha yatırım aracı olarak bence değerlendirmeli diye de açısı düşünmüyor değilim. Bunu uzunca bir süreden beri aslında yayınlarda hep yorumluyorum. Altında yükseliş beklentimi koruduğumu söylemiştim. Nitekim yani şu aşamada zaman zaman ekonomik toparlanma yönelik endişeler olduğunda ya da e, enflasyon yükselişinin daha belirgin hale geldiği kimi verilerle birlikte bakıldığında e, altında yükseliş görüyoruz. İşte faiz artırım ihtimali uzak noktasında bir yorum yapıldığında yine altında yükseliş görebiliyoruz. Yani Topyekun bakıldığında ben ons altında ya da yani bizim tarafta gram altı tarafında da bunun e, altın kaynaklı olarak yükselişinin olabileceğini düşünüyorum. O yüzden yatırımcılar e, bir miktar hisse senedi tarafında olmakla birlikte e, altın tarafında da bence yatırımlarını orta uzun vadeli hatta daha uzun vadeli periyotta bence bulundurabilir diye düşünüyorum. Peki burada şimdi 1870 dolar seviyelerini e, takip ediyoruz. E, buradaki özellikle ileri dönük öngörünüz nedir? Şimdi e, altında aslında portföylerde olmalı dediniz. Uzun zamandır da bunu anlatıyorum dediniz. Şimdi burada hı hı. E, hatırlayacak olursak 2000 dolar olacak mı olacak mı derken rekoru gördü zaten 2000 dolara açtı. Şimdi yeniden evet. böyle ufak ufak da olsa böyle bir gidiş hareketini takip ediyoruz. Tabii içeride evet. e, yurt içinde yatırımcı gram altında merak ediyor ama işte orada iki tane diyelim indikatörden söz ediyoruz. Belki anlat istersiniz ya dolar ve ons altına ama burada ons altına da yakından bakmakta fayda var. 1870 seviyesi neyi işaret evet. ediyor? Nereye gidebilir özellikle kısa vadede Barış Bey ons altı. Şimdi tabii benim gördüğüm bir süredir takip ettim. Bazı direnç seviyeleri vardı. ...ilk etapta bir 1818 vardı. Orayı geçtikten sonra 1851 seviyesi vardı. Bu iki direnci de geçiş yaptı. Yani burada bahsettiğim az önce tüm nedenlerin burada etkisi olduğunu düşünüyorum e, ve bu etkilerin de devam etmesini de açısı bekliyorum. E, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaya bakıyorum. Üstsel hareketli ortalamalar bunlar birbirine yakınlaştı. İşte bunların yakınlaşıp kesişmesi e, durumu olduktan sonra ki bu yakınlaşma iyice e, bir yakın hale geldi diyebiliriz. Bu kesişmede e, benim ilk izlediğim direnç seviyesi 1875. Bunun üzerinde de geçip de kalıcı olmaya başlarsa o bahsettiğim iki hareketli ortalamanın kesişmesiyle daha net bir yukarı yönlü sinyal belki oluşabilir burada. E, o noktadan itibaren de yükselişin biraz daha belki de hızlandığını görebiliriz. Yani teknik olarak konuşuyorum. Bu yüzden ilk etapta belki de bir 1905 seviyesi, 1910-1905 seviyesine doğru bir yükseliş e, gözlenmesi ihtimali olabilir. Tabi burada dolar endeksine bakıyorum. İşte yani FED yetkilinin açıklamaları bir yandan... Bir yandan işte Amerika'da hem güçlü bir yani cari açık, bütçe açığı, güçlü destekler, düşük faiz hepsi bir arada bakıldığında dolar endeksi yukarı hareket edemiyor. E, bununla ilgili bakarsak da işte şu anda yeniden e, 90 seviyesi civarı test ediliyor. Aşağı doğru da gitme eğilimi belki de gösterme durumu var. E, onunla birlikte bakıldığında bunlar 10 altını destekliyor gibi gözüküyor. O yüzden hani bu yorumların içine katmıştım altındaki yükseliş beklentim konusunda. O yüzden enflasyon da daha net bir hale gelirse, belirgin hale gelirse yatırımcıların koruma aracı olarak daha fazla tercih edeceği bir araç haline de gelebilir. Bunu da düşünüyorum bir yandan. İlk etapta kısa vadede 1875'i izleyeceğim. burası daha önce test edilmiş bir yerdi. Burayı geçersek 1910 ilk etapta izleyeceğim. 1905-1910 seviyesi direnç seviyesi. Oraya da geçerse artık yavaş yavaş daha önceki zirve seviyesi olan 1960'a doğru yakınlaşma gözleme ihtimalimiz olabilir ama biraz daha gelecek verilerle o seviye biraz uzak şu anda. Gelecek verilerle şekillenecektir diye açısı yorumlamak lazım. Peki Barış Ürkün çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız evet. için. İyi bir gün diliyoruz sizlere. Değerli izleyenler bu arada biz aylan sürenin de sonuna geldik efendim. Seans öncesi şimdi bir nokta koyacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.